Efendi, programıma hoş geldiniz. Bugün matematik, zeka ve oyun söyleşisi yapacağız sizinle. Sizi tanıyabilir miyim? Hoş bulduk hocam. Ben Bursa'dan İbrahim Halil Demir, matematik öğretmeni, kutu oyunları tasarımcısı, zeka oyunlarıyla ilgili 22 yıllık da matematik aşığı diyelim biz ona. Bütün ömrünü hemen hemen matematiğin sevilmesine adayan bir insan olarak tanımlayabilirim kendimi. Uludağ Üniversitesi'ni bitirdim ben. 30 yıldır da Bursa'da yaşıyorum. Böyle diyebiliriz bu haliyle. Çok güzel. Peki matematik, zeka ve oyun ilişkisinden söz eder misin? Şimdi matematik bazılarına göre bir bilim, bazılarına göre ise bilimleri ifade etmekte kullandığımız dildir. Eflatun biliyorsunuz akademisinin kapısına geometri bilmeyen giremez derken esasında felsefik anlamda düşünemeyen, mantıklı düşünmeyen, nin orada işi olmayacağını vurguluyordu. Oysa ki teknoloji hızla arttı. Teknolojinin artmasıyla da esasında matematiğe olan ihtiyaç giderek arttı. Toplumda her ne kadar bu böyle düşünülmese de ama matematik her haliyle hayatımızın içine sıkı sıkıya girdi. Peki oyunu da tanımladığımızda onu da şöyle tanımlayabiliriz. Çocukların gerçek yaşam ile kendi hayal yaşamları arasındaki bir hayata hazırlanma diye tanımlayabiliriz. Peki zeka nedir? Zeka da aslında bütün bu karmaşanın içerisinde en yalın halıyla sorunları çözme becerisidir. Bu açıdan bu üçüne baktığımız zaman çok da ilgili ayrık olmayan şeyler ve hem eğitim aşamamızda hem de günlük hayatta esasında üçü de iç içe olan kavramlar diye tanımlayabiliriz bu haliyle. Çok güzel. Peki yeni geliştirmiş olduğunuz Tasu'yu matematik düşünme modeli ne anlama geliyor? Söz eder misiniz? Evet hocam, şimdi biraz önce biz programa giriş yaptığımızda şöyle bir ifade kullandım. Yıllarca matematiği sevdirmek için uğraşan bir insan olarak kendimi tanımlayabilirim demiştim. Şimdi günümüzde ülkemizde özellikle de dünyada da belki kısmen bu şekilde matematik hakikaten sorunlu bir ders olarak da kabul ediliyor. Ve birçok anne babanın, ailenin, öğrencinin hakikaten zorlandığı bir ders olarak ifade edebiliriz. Ama bunun ana kaynağına indiğimizde önümüzde devasa sorunlar var esasında. Bunların en önemlisi küçük yaşta doğru matematiğe başlamalı. O yüzden yaklaşık olarak 2 yıldır Uludağ Üniversitesi Matematik Bölümünden Profesör Doktor İsmail Naci Cangül başta olmak üzere 4 arkadaşın kafa kafaya vererek ilkokulda matematiğe doğru başlama için düşündüğümüz bir sistem geliştirdik. Ve bunun ismi Tasuhi Matematiksel Düşünme Modeli adı dedik. Bu modelin içinde peki ne var? Bunun içinde öncelikle bir mantık, yani matematiğe alışabilmesi için bir insanın doğru düşünmesi gerekiyor. Yani mantıksal kurguyu iyi yakalaması gerekiyor. İkincisi, bunun dikkatinin gelişmiş olması gerekiyor. Yani dikkat bozukluğu olmaması lazım. Birçok aileden, çevreden, öğretmenden çok sık da duyduğumuz işte çocuğumun dikkati bozuk, çocuğumun dikkati bozuk ifadesi çok da rastladığımız bir şey. Üçüncüsü ise bir kodlama sistemini biliyor olması gerekiyor. Matematiğin birçok aşamasında, birçok formülüne, birçok teoremine, birçok kavramına baktığımız zaman esasında içinde kodlama var. Hatta kodlamayı da yapabilmek için matematiği bilmek gerekiyor. İkisi biraz böyle karmaşık olarak birbirinin içine girmiş haldeler. Son olarak da bunu yaptığınızda bir matematiksel düşünceye sahip olmanız gerekiyor. Dördüncü aşamamız da bu. Son aşamada o sınıfın yani 1, 2, 3, 4'ün bütün kazanımlarının oyunlaştırıldığı T matematik kitabımız var. Ve son olarak da geometrik ve uzamsal düşünme becerilerini geliştiren pentamino parçaları var bizim sistemimizin içerisinde. Bunu 32 hafta boyunca
Okul veya aile fark etmiyor. Her şey okul, merkezde okulda beklememek gerekiyor. Tasui böyle bir karmaşayı çözen ve onu içine alan bir düşünme becerisi. Sonuçta da bir matematik düşüncesi otursun istiyoruz öğrencimizden. Bu şekilde özetleyebiliriz hocam. Peki Tasu'nun anlamı var mı? Tasui şöyle, Tasui'nin ya biliyorsunuz matematikte en gelişmiş ülkeler Uzak Doğu ülkeleri. Evet. Biz Tasui ismini, yani biz bu sistemde bir isim ararken biz bunu Uzak Doğu ile çağrışım yapmasını istiyorduk. Biz daha önce de 600 yıllık oyunlar taramıştık böyle. 24 tane oyun derlemiştik onlardan da. Onlardan bir taş oyunu var. İsmi Tasuhi o. Ve Evet. biz o taş oyunundan başlayarak ismi ona göre dizayn ettik. Tam onu dizayn ederken esasında Tasuhi'nin baş harfleri yazarlara da uyuyor bir manada. Evet. O da işin tabii bir şey püf noktası olmaz da Evet. tam da oturdu diyebilirim cuk diye. Denk gelmiş, çok güzel. Peki Evet. ülkemizde matematik başarısının düşük olması nedenleri nelerdir? Evet, şimdi hocam hakikaten biraz önce de cümlemize başlarken şöyle bir ifade kullandık. Dedi ki ülkemizde hakikaten matematik çok da sevilmiyor. İşte Times'da olsun, PISA'da olsun, LGS'de olsun, diğer sınavlarda olsun, KPSS'de olsun bakıyoruz. Bunların hepsinde tek insanların zorlandığı ders matematik. Hatta birçok toplum belki insanları ikna etmek için de matematiği kullanıyor. Belki aldatmak için de matematiği kullanıyor. Çok rahat diyebiliriz. O yüzden toplumu sayılarla ikna edebilirsiniz. Baktığımız kadar ülkemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi matematik açısından küçük yaşta matematiğe doğru başlamama. İlki bu. Yani ben bunu 3 yaş olarak tanımlayabilirim. 3 yaşından Evet. itibaren özellikle 11 yaşına kadar çok iyi sıkı sıkıya tabiri caizse çocukları işlemek lazım. Zaten ondan sonra kendisi bu işleri halledecek. En önemlisi bu. Bir diğeri, bizde çok ezberci bir sistem var. Yani bu sistem sistemde düşünme becerisi, farklı bakabilme becerisi devre dışı bırakılmış kuru kuruya bir ezber söz konusu. Artık bu dünyada yani bilgi yükleme. Artık bu dünyada pek de tercih edilen bir şey değil. Biz keşfeden, soran, sorgulayan, neden, nasıl, niçin yani 5'ine 1K sorularını Evet. sorabilen öğrenciler olsun istiyoruz. İkincisi de bu. Üçüncüsü de test odaklı bir eğitim anlayışımızın oluşu. Yani mesela biz hep konuşuruz, matematiği sevdirmemiz lazım. Böyle çok afili cümleler büyüklerimiz de söylerler. Ama onu nasıl sevdireceklerini hiç anlatmazlar. Yani 5'ine 1K olan cevabı yoktur. Örneğin matematiği kim öğretecek? Dershaneler mi öğretecek? Şimdi peki nasıl öğrenecek? Testlerle mi öğrenecek? Çünkü matematik ilişki kurma becerisidir. Eğer siz bu ilişkiyi öğrenciye küçükken vermediğinizde daha sonra pahalıya patlar bu işte. O anlamda üçüncüyü de ben bunu çok rahat söyleyebilirim. Dördüncüsü de biraz öğretmen arkadaşlarım kızabilirler. Hepsini tenzih ederek söylüyorum. Geleneksel öğretmenlerin oluşu. Yani öğretmen klasik bir sisteme alışmıştır. Bu sistemin dışına çıkmak istemiyordur. Evet de işine gelmiyordur da desek yani onları tekrar söyleyeyim kızdırmak da istemem. İşlerine de gelmiyor olabilir. İş yükü yüklemek istemiyorlar. Klasik klişe öğretmenlerin de oluşu bu sorunlarımızın en büyüklerinden bir tanesidir. Yani 12 yıl matematik öğrettiğiniz bir öğrenci sıfır çekiyorsa oturup düşünmek gerekiyor. Yani burada biz geçen gün bir eğitim söyleşileri adıyla Uludağ Üniversitesi ile ortak bir çalışma yaptım ben. Orada sorduk 140 öğretmeni. Dedi ki çocuk matematiği niye sevmiyor? Cevap
yaşamla ilişkilendirilmediği için, bu da beşinci maddemiz olsun. Biz matematiği anlatırken günlük yaşamla ilişkilendirmiyoruz. Bu bizim ne işimize yarayacak? Öğrenci soruyor. Bu ne işimize yarayacak? Haklı. Peki bizim işimiz ne? Bunu cevaplandırmak. Onları ikna etmek. Ve matematik istesek de istemesek de günlük yaşamla bir ilişkisi varsa ilişkilendirmek mecburiyetindeyiz. O bağlamda öğretmenler yaklaşık %80'i tamamıyla matematiğin yaşamla ilişkilendirilmediği için sevilmediğini ifade ediyor. Bir başka sorumuz işte öğrenci tembeldir mesela. Öyle demiyoruz da öğrenci işte zor geliyordur diye söylüyoruz. Buna sadece inanın %5 ya da %7'lik bir öğretmen kesimi bu cevaba evet demiş. Velinin bu işteki rolü sıfır olarak kabul ediyor öğretmen arkadaşlarımız. Bir de sistemdeki, bu da yedinci maddemiz olsun ki ben de öyle düşünüyorum. Sistemdeki matematik müfredatının yoğun ve ağır olması. Yani biz ilkokul çocuğuna öğretmediğimiz şey yok herhalde. Halbuki bu temel bir şey değildir. İlkokulda çocuğun dört işlemi düşünebilme, farklı bakabilme seni öğrettiğinizde, okumayı da öğrettiğinizde, kitap okuma alışkanlığı da verdiğinizde esasında ilkokul temel anlamda ihtiyacını karşılarsınız. Ama biz bunu yapmıyoruz. Matematikte birçok kavramı öğrettiğimiz için kavram da fazla olduğunda çocuk ister istemez bocalıyor. Bu sebepleri çok rahat söyleyebilirim. Matematikle ilgili. Bazen de ben şöyle şeyler duyuyorum velilerden. Örneğin anne evet. diyor ki ben de matematiği sevmezdim. Baba diyor ki teknoloji o kadar gelişti ki diyor hesap makinesi yeter günlük hayatını devam ettirmen için diyor. İşte evet. integrali de determinantı da oradan yapabilirsin diyor. Yani çocuğa çok düşünme, zihni yorma, yaratıcı olma gibi mesaj bilinçaltına gidiyor olabilir mi? Kesinlikle hocam. Yani aileler çocuklara kolaycılığı öğretiyorlar. Çünkü matematik öğrenmenin en büyük durumlarından bir tanesi de sabırlı olmaktır. Çünkü birçok şeyi düşünen insanlar aynı anda düşünen, onları bir araya getiren, o bir araya getirdiği kavramlardan da sorunlara doğru teşhisler koyan, analitik düşünen insanlar, başarılı olan insanlardır günlük hayata baktığımızda. Bunlar hepsi zaten matematik içinde var. Aileler farkında olmadan esasında çocuklarına iyilik yapmak yerine, ki siz bunu benden daha iyi biliyorsunuz, evet. iyilik yapmak yerine hakikaten bu konuda maalesef onlara kolaycılığı sağlayarak onların yaşama karşı doğru hazırlanmalarını sağlıyorlar. Keşke böyle yapmasalar. Biz de zaman zaman dilimizin döndüğü kadarıyla ailelerimize böyle yapmayın diyoruz ama ne kadar bizi dinliyorlar bu da ayrı bir şey. Ayrı bir konu tabii ki. Evet. Peki uzaktan eğitim döneminde velilerin bu tekniği çocuklara öğretmesi ya da birlikte kullanması mümkün mü? Evet. Hocam bu konuda şunu ifade etmek isterim kesinlikle. Bir kere çocuk bize ait. Biz her şeyi okuldan beklememeliyiz. Bu bir. İkincisi çocuk bize ait. Biz dini kavramlar örneğin cami hocasını beklememeliyiz. Çocuk bizim, biz ahlakı başkasından ona öğretmesini beklememeliyiz. Eğer bu bize aitse o zaman bizim sorumluluğumuzdadır. Ben bu tasuhinin en büyük özelliklerinden bir tanesi, başlarken de öyle ifade etmiştim. Okul merkezli de olabilir ama evde de olabilir. Uzaktan eğitim ve pandemi ile beraber şunu öğrendik. Biz evi bir okula çevirebiliriz. Bunu hazırlıklı mıyız? Anne babalar biz bir eğitmen olacak kadar kendimizi geliştirmeliyiz. Ben bunu her yerde anlatırım. Bir insanın sevdiklerini yapabileceği en büyük iyilik kendisini donanımlı hale getirmesidir. Eğer siz bir konuda donanımlı değilseniz sevdiklerinize yardımcı olma şansınız da azdır. O bağlamda bizim bu kurduğumuz düşünce sisteminin, matematiksel düşünce sistemini esasında anne ve babaların da 32 haftalık bir
programla çok rahat evde uygulayabileceklerini çok rahat söyleyebilirim. Hatta biz yakında bunun eğitimini de yapacağız. Aile eğitimlerini açacağız. Uzaktan açacağız tabii. Bizim Toli Games'in hesaplarında bu duyuruya çıkacak. Onlara bunu nasıl evde yapacaklarını anlatacağız. Tabii ilgili velilerimize, bizi dinleyecek olanlara. O bağlamda ev için birebir ailenin, anne babanın çocuklarıyla kullanabilecekleri bir sistemi esasında biz onlara öneriyoruz. Ki bu benim daha yıllar önce düşündüğüm bir şeydi ama pandemi açıkçası bunu hızlandırdı bende. O yüzden de 2 yıl kısa bir zamanda yaklaşık olarak 25'e yakın kitap ortaya çıktı. Mantık olsun, dikkat olsun gibi farklı bir bakış açısını velilerimizin, öğrencileriyle evde yaşayabileceklerini çok rahat söyleyebilirim. Peki bu sistem sınava girecek ortaokulda çocuklara nasıl bir etki eder? Hocam tam can alıcı soruyu sordunuz. Şimdi biz şöyle yapıyoruz. Biliyorsunuz bir insanın öğrenme yaşın en hızlı olduğu 3 ile 8 yaş arası. Yani yaklaşık olarak %80'ini tamamlıyor. Daha sonrası %20 kalıyor. Biz bu zaman aralığını ıskalıyoruz. Yani anaokulunda olsun, ilkokul 1, 2, 3, 4, 4. sınıfa kadar birçok alışkanlığı oturtmanız gerekiyor. Birçok yöntemi göstermeniz gerekiyor. Örneğin bunlardan bir tanesi çocuğun kendi başına kendi sorunlarını çözmesi. Peki sınavlara hazırlanan ve başarılı olan öğrencilere baktığınızda isteyen öğrencilerden bahsediyoruz. Kendi sorunlarını çözen öğrencilerden bahsediyoruz. Yeni nesil sorulara baktığınızda şimdi biz yeni nesil öğretmiyoruz. 8. sınıfa geliyor. Hoppa hadi sana şunları yapman lazım. Çocuk bugüne kadar bunları hiç karşılaşmadı ki. Tam da bizim bu sistemimizde biz diyoruz ki 4 yıl anaokulunda hazırlıyoruz. Önümüzdeki yıl o da olacak. 4 yıl sen bu sistemi çocukla beraber geçirirsen zaten ondan sonrasını kendi yapacak. Çünkü düşünebiliyor, farklı bakabiliyor, okuduğunu anlıyor, matematiksel düşünüyor. Durum böyle olunca da sınavlarda başarısız olma şansı kalmıyor. Son sınıfa gelen bir insanın durumunu hem düzeltmek pahalıya patlıyor hem de çok zordur. Ağaç yaşken eğilir zaten demiş atalarımız. O yüzden neden bunu ilkokulda yapmıyoruz? Osmanlı'da sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir kitapta okumuştum. 4 aylık, 4 yaş, 4. sınıf bir insanın bir de 40. Bakın hepsi 4 ile bitiyor. Kırılma noktalarıdır. 4 aylıkken anne babayı ayırt ediyor artık herkesten. 4 yaşına geldiğinde doğru yanlışı ayırt ediyor. İlkokul 4'e geldiğinde artık okur yazardır. Düşünüyor, muhakeme ediyor, itiraz ediyor. Artık 40 yaşına geldiğinde kemale eriyor. Artık ondan sonra da geri dönüşü olmuyor. O bağlamda mutlaka ve mutlaka sınavlara eğer ki bizim temelimiz sınava dayanıyor eğitim sistemimizin. O yüzden bunu ufakken bu alışkanlıkları vermek ki bizim de hedefimiz bu. Evet, çok güzel. Peki, size son olarak şunu sormak istiyorum. Matematik ve yaşam becerileri için olmazsa olmazımız. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet hocam, şimdi biz kendi sistemimizde, kendi eğitimlerimizde, kendi anlayışımızda şöyle ifade ediyoruz. Biraz önce de ben dedim, toplumları ikna etmek ve toplumları aldatmak matematikle mümkündür. Eğer siz, hatta şu anda ismini hatırlayamayacağım bir bilim insanı öyle diyor. Anlattıklarınızı matematikle ifade edebiliyorsanız anlattıklarınız insanları ikna eder. Yani insanlar için doyurucudur. Şimdi gerek örneğin bir iş görüşmesine giden bir insana matematiği nasıl kullanacağını öğretmek lazım. Gidiyor, patronun karşısına oturuyor. Diyor ki sen ne iş yaptın? Diyor ki birçok iş yaptım. Şimdi birçok bir kavram değildir yani. Ama şöyle dese ben 10 fabrikada
çalıştım derse daha ikna edicidir. İşte bakın mesela siyasilerin hiçbirisi yuvarlak cümle kullanmaz. Genelde sayısal rakamlarla konuşurlar. Derler ki işte biz ekonomiyi şöyle yaptık. Şu kadar arttırdık. Biz şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık demezler. Genelde %3 arttırdık, %5 indirdik. İşte 3 kilometre yaptık, 5 kilometre aldık. Yani günlük hayatın tamamına baktığımızda matematik mevcut. Bir alışveriş merkezine gittiğinizde bütün duvarlarında indirimlerle karşılaşırsınız. Eğer matematikle aranız iyiyse muhtemelen oradan aldırma şansınız azdır. Ama matematikle aranız iyi değilse aldanıp öyle çıkarsınız. Yaşam becerilerinin tamamında bir yerden bir yere gitmek, arkadaşlarımla sohbet etmek, bir eğitim sistemine entegre olmak, bir şey almak, bir şeyi vermek, pratik düşünmek. Bunlar hepsi günlük hayatta matematiğin bize kazandırdığı işlerdir. Ben hatta Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyatı ilk başladığımda teorem, ispat, teorem, ispat, teorem, ispat sıkıldım dedim. Herhalde biz bunu bitiremeyeceğiz. Yani biz bunlarla nasıl uğraşacağız? Ama sonradan okul bittiğinde hayata atıldığımda ben birçok ticari işle de uğraştım. 4-5 tane şirket kurdum. O şunu fark ettim. O teoremler beni ne kadar geliştirmiş. Hemen bir konu açıldığında hop bakıyorum kafamda oradan bir şey alıyorum. Aa bu ben bunu buradan öğrenmiştim. Yani bunu matematiğin sayesinde ben Transfer öğrenmiştim. ediyorum. Bir Transfer evet. etmeyi diyorum. Evet hocam. Yani bunlar hepsi bakıyorum matematiğin bana kazandırdığı düşünme becerileri günlük hayatta başarılı olmamı sağladı. Ben o zaman belki bana sorulsaydı ilk yıl tekrar sınava girip matematik tercih eder miydiniz? Cevabım hayır olabilirdi. Ama bugün geldiğim noktada 100 defa da girsem yine matematik tercih ederdim. Belki matematik tam reel anlamda görünen haliyle bir paraya dönüşmediği için insanlar bunu anlayamıyorlar. Yani oysaki bütün bilimleri ifade etmek için matematiğe ihtiyacımız var. Hem fiziği hem edebiyatı. Hani sormuşlar matematik hangi bilim dallarıyla ilgilidir? Birçok insan fizik, kimya, biyoloji der. Ama bu konuda üstad olanlardan bir tanesi şöyle der. Matematik en çok edebiyat ve felsefeyle ilgilidir. Yani o anlamda matematiğin ne kadar önemli olduğunu biz bu iki şeyle bilimle ilişkisinden de çok rahat söyleyebiliriz. Umuyorum toplumumuz da matematik kadrini kıymetini bilir. Hepimiz gelişmiş ulusların şeyine indiğimizde, altına indiğimizde matematikte başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Bugün Çinliler, Japonlar, bugün Koreliler, hepsinin matematiği iyi. İşte Amerika'da hakeza öyle, İngiltere'de hakeza öyle. O yüzden toplumlar ileriye gitmek istiyorsa matematikte mutlaka başarılı olmak mecburiyetindeler. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Çok değerli bir söyleşiydi. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hocam ben size çok teşekkür ederim. Hakikaten ben sizi takip ediyorum. Toplumu bilinçlendirme, bilgilendirme adına çok çaba sarf ediyoruz. Kendi adıma hakikaten size sonsuz teşekkür ediyorum. İstanbul gerçi bu işin metropolü. İnsanlara yardımcı olmak çok güzel bir şey. O yüzden de size ben bütün takipçiler adına teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Diğer Görüşmek konularda üzere. görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İnşallah. Sağ olun.